İstanbul Ataşehir'de bir gece kulübünde sahne alan Volkan Konak 50 yaşını dostlarıyla kutluyordu. O sahnede Karadeniz türkülerini seslendirirken mekanın içine girmeye çalışan bir saldırgan sağa sola ateş açtı. Saldırı ünlü şarkıcıya mı yönelikti sorusunun yanıtı zanlılar gözaltına alınınca netleşti. Burada böyle biri havaya ateş atmış gitmiş ama bizle alakası yok çocuklar. Dostlarıyla 50. yaşını kutluyordu. Doğum gününde sahneye çıkan Volkan Konak onlara şarkılarını söylüyordu. İçeride Karadeniz ezgileri yankılanırken dışarıda bir anda silahlar patladı. İçkili mekanlarda böyle şeyler olur. Bir geçerken havaya mermi atıyor. Ondan sonra bize yazıyorlar. Ataşehir'deki gece kulübünün müşterileri Volkan Konak'ın yakın çevresiydi. Çünkü içeride özel bir kutlama yapılıyordu. Saat 01.15'te mekan sahibinin amcasının oğlu ve bir arkadaşı kulübün önüne geldi. Volkan Konak Ataşehir'deki bu gece kulübünde arkadaşlarıyla beraber doğum günü kutladı ve o esnada sahnedeydi. Bir anda eli silahlı kişiler bu gece kulübünün önüne geldi ve o anda silah sesleri yükselmeye başladı. Emniyetin açıklamasına göre gece kulübü önüne gelen saldırgan, vatan haini Volkan Konak'a sahneye niye çıkardınız diye bağırdı. Sonra da ateş açtı. Yani alkollü olduğu ortamlarda olur böyle şeyler. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. Saldırgan ve yanındaki isim ateş açtıktan sonra mekanın önünden uzaklaştı. Ama içeriden biri peşlerine düştü. Saldırganın yanındaki ismi bacağından vurdu. Haberle ilgisi yok. Yok kardeşim. O bana yapışmaz zaten. Kusura bakma. Polis mekan önünde ateş eden ikiliyi ve onlardan birini vuran şüpheliyi yakaladı. Seyfi isimli genç yaralı olduğu için tedavisi sürüyor. Eğlence mekanı önünde silahını ateşleyen zanlı, mekan sahibiyle aramızda husumet vardı. O yüzden yaptık dedi.